Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için özgün olarak geliştirilen PARS-46x6 özel operasyonlar aracı, 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda ilk kez sergilenecek. FNSS ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan 6x6 mayına karşı korumalı araç tedariki projesi kapsamında geliştirilen PARS-46x6 özel operasyonlar aracı, özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, el yapımı patlayıcıya karşı etkin koruması, yüksek mayın ve balistik koruma içeren beka altyapısı, yeni teknoloji ürünü görev donanımları ile mevcutların ötesinde bir araç olarak tasarlandı. Milli imkanlarla FNSS tarafından tasarlanıp geliştirilen araç, özgün modüler bir zırh yapısına sahip bulunuyor. Entegre el yapımı patlayıcı kiti ve kullanıcı tarafından kolayca sökülüp takılabilen RPG ağı, aracın pasif koruma unsurlarını tamamlıyor. 2019 yılında başlayan mayına karşı korumalı araç projesinde, aracın mayın, el yapımı patlayıcı ve balistik testlerinin tamamı kullanıcıyla birlikte, FNSS tesislerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikat sahaları ve uluslararası akredite test merkezlerinde gerçekleştirildi. Araç, beka standartlarında tanımlanan yüksek seviye mayın tehditlerinin yanı sıra el yapımı patlayıcı ve tüm yönlerden gelecek balistik tehditlere karşı test edildi. Süpersonik seslere duyarlı ve silah kuleleriyle entegre akustik uyarı sistemi, aktif karıştırma, köreltme sistemi, 360 derece çift kullanıcılı sis havanları ve kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer sistemi de aktif koruma unsurları olarak araç üzerinde yer alıyor. Araçların görev donanımı, tek araç seviyesinde ve birlik bütünlüğü içinde, ast-üst unsurlar arasında eş zamanlı, emniyetli ve kesintisiz iletişim, yüksek durumsal farkındalık, etkin komuta kontrol yeteneği içerecek şekilde yüksek teknoloji sistemler içeriyor. Böylelikle 6x6 sınıfında en yeni nesil muharebe aracı Türk ordusunun envanterine girecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni aracı, çok sayıda uluslararası katılımcının da yer alacağı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda ilk kez sergilenecek. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.